Bağışıklık sistemimizin amacı şüpheli şeyleri vücudumuzdan uzak tutmak ve eğer bir şekilde vücudumuza girerlerse de onları öldürmek, yani yok etmektir arkadaşlar. Şüpheli şeyler ifadesini eğer açacak olursak, proteinler, virüsler, bakteriler, ökaryot parazitler, hatta mantarlar da bu gruba dahil edilebilirler. Tüm bunlar vücudumuza girdiklerinde hastalığa yol açabilecek şeylerdir ve şüpheli şeyler yerine düzgün bir isim vermek gerekirse hepsine birden patojen adı verilir. Az önce de söylediğim gibi bağışıklık sistemi öncelikle bu patojenleri vücudumuzdan uzak tutmakla, eğer vücuda girerlerse de hastalanmamızı, hatta ölmemizi engellemek için onları yok etmekle görevlidir. Bu tanımdan hareket edecek olursak, bağışıklık sistemi dendiğinde akla iki tane savunma mekanizması geldiğini düşünebilirsiniz. Tabii bu iki savunma mekanizmasının alt mekanizmaları da bulunur. Birinci savunma mekanizmasının görevi bu patojenleri vücuda girmeden önce durdurmak. Daha doğrusu bu patojenlerin vücuda girmesini engellemektir, öyle diyelim. Birinci savunma mekanizmasının görevi budur. Biraz düşünürseniz aklınıza hemen birkaç örnek geleceğinden eminim arkadaşlar. Mesela cildimiz, değil mi? Evet, cildimiz patojenlerin vücudumuza girmesini engeller. Hatta cilt yağlarımız bazı bakterilerin de çoğalmalarını engellemek için biraz asidiktir. Buna ek olarak mukus tabakalarından da bahsedebiliriz. Mukusun içindeki kimyasallar da bakterilerin hayatta kalmasını zorlaştıracak cinstendir. Mide asidi gibi vücudumuzda asit içeren ortamlar bulunur. Midenizi vücudunuzun dış ortama açık bir parçası olarak düşünmüyor olabilirsiniz ama aslında öyledir. Sindirim sisteminiz, ki bunun hakkında da videolarımız var, vücudunuzun dış ortamıyla birebir temas halindedir. Böyle düşündüğümüzde iç organ olduğu kadar bir dış organ da denebilir. Bütün omurgalıları bir simit olarak modelleyebiliriz arkadaşlar. Simit, evet. Sindirim sistemi de simitin ortasındaki deliktir. Belki vücudumuza oranla o kadar büyük değil tabii ama her neyse, yani benzetmeyi anladınız. Mide asidini vücudumuzun dışı olarak gördüğümüzü bir kere daha tekrar edeyim. Tahmin edebileceğiniz gibi midenin asidik ortamı, her türlü canlı için hayatta kalmanın son derece zor olduğu ortamlardan biridir. Evet, birinci savunma hattımız bu şekilde oluşur. Bu hat ya da mekanizma mükemmel değildir ve patojenlerden bazıları zaman zaman vücudumuza girmeyi başarırlar. Bu noktada da ikinci savunma mekanizmaları devreye girer. Bu patojenler vücuda girdiklerinde ne olur dersiniz? Hemen ikinci savunma hattı yazalım. Birinci ve ikinci savunma hattı dediğimde doğuştan gelen bağışıklık sisteminden bahsettiğimi de hemen eklemek istiyorum. Tüm bunlar özgül bağışıklıktan bahsettiğimizde çok daha anlamlı hale gelecek. Evet, bunların ikisi de doğuştan gelen bağışıklık sisteminin birer parçasıdır. Anlaştık mı? Doğal ya da doğuştan gelen bağışıklık dediğimizde bunların genellikle kötü görünen tehditkar şeylere tepki verdiklerini söylemek istiyorum. Ve ne yazık ki iyi bir hafızaları yoktur. Yani daha önceki kötü şeyleri hatırlamazlar. Başka bir deyişle, örneğin belli bir virüs tipine tepki göstermezler. Aslında bakarsanız her virüse ya da her bakteriye tepki gösterirler ama bunları bu A virüsü, bu B virüsü ya da bu A bakterisi, bu da B bakterisi, hoş geldiniz diye yapmazlar. Bu ayrımı yaparak yapamazlar. Karşılarındaki patojenin sadece bir virüs olduğunu bilirler ve bunun içeri girmesine izin vermemeliyim, onun için bunu hemen öldürmeliyim diye düşünürler. Ya da bu bir bakteri, içeri girmesine izin veremem, onu öldürmeliyim diye düşünürler. Ama bunun hangi bakteri olduğunu bilmezler. Bunlar doğuştan gelen ya da başka bir deyişle doğal bağışıklığın mekanizmalarıdır. Bu noktada özgül bağışıklık konusunu ayrıca ayrıntılı olarak ele alacağımızı da hemen eklemek istiyorum. Çünkü tahmin edeceğiniz üzere vücudumuzun ikinci defa gördüğü bir bakteri ya da virüsü hatırlaması ve ona göre tepki vermesi söz konusu olduğunda işler bayağı bir ilginçleşiyor. Ama şimdi
Şimdilik doğuştan gelen bağışıklıktan, yani hafızası olmayan bir bağışıklık sisteminden bahsediyoruz, tamam mı? Bu videoda sadece buna odaklanacağız. Evet, nerede kalmıştık? Doğuştan gelen bağışıklığın ikinci savunma hattı dediğimizde iki şeyden bahsetmemiz gerekir. Bunlardan birincisi inflamatuar tepkidir. Evet, not ediyorum, yazıyorum bunu. İnflamatuar tepki. Bunu ayrı bir videoda da anlatacağım arkadaşlar ama genelleme yapmak gerekirse hepimizin inflamatuar tepki geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Kanın vücudun belli bir yerinde toplanması ya da vücutta bir iltihap söz konusu olduğunda aslında vücudumuzun o kısmına savaşmak için asker gönderilmesi durumu gibi bir benzetme yaparak bunu açıklayabiliriz. Kan bir kesiğin olduğu ya da patojenin vücuda girdiği yere aktarılır. Bu anlamda da inflamatuar tepkinin savaşa sıvı ve asker götürmek olduğunu düşünebilirsiniz. Bunun için de buraya savaşa malzeme ya da mühimmat götürmek olarak not ediyorum. Anlaştık mı? Evet. Bunun hakkında ayrı bir video hazırlayacağımı da yine bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bunun sonucunda vücudumuzun savaşın gerçekleştiği kısmı enflame olur. Çünkü buraya bir miktar sıvı gelmiş ve savaş dokulara zarar vermiştir. İkinci savunma hattının ikinci kısmı da aslında inflamatuar tepkinin bir parçasıdır. Bunu fagositoz ya da fagositler olarak not ediyorum. Evet. Ve bu videonun geri kalanında da fagositler hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü fagositlerin ne olduklarını anladığımızda özgül bağışıklık sistemini öğrenebilmek için gerekli bilgilerin bir kısmına sahip olacağız. Ayrıca enflamatuar tepkinin ne anlama geldiğini de daha iyi bir biçimde anlayacağız. Çünkü fagositler enflamatuar tepkide önemli bir role sahiptirler. Fagosit patojenleri yutabilen bir hücre çeşididir. Başka şeyleri de yutabilirler tabii ama söz konusu olan bağışıklık sistemi olduğunda yuttukları şeyin patojenler olması çok da şaşırtıcı olmamalı. Bunun bir fagosit olduğunu düşünelim. Şu şekilde çizeyim. Evet, bu da çekirdeği olsun. Fagositin içinde neler olduğuyla pek ilgilenmeyeceğiz ama şöyle düşünebiliriz. Bu klasik bir ökaryot hücredir. Bizim için önemli olansa fagosit yabancı bir cisim ya da bakteri ile karşılaştığında neler oluyor onu inceleyeceğiz. Bu yabancı bakteri olsun. Bu arada unutmayın, fagositler için doğuştan gelen bağışıklık sistemine dahil değillerdir demiştik. Fagositler kötü olduklarını bildikleri şeyleri algılayan reseptörlere sahiptirler. Bu reseptörlerin süper sensörler, yani çok hassas alıcılar olduklarını düşünebilirsiniz. Buraya bir tane, buraya da bir tane çizelim. Evet, bunlar fagositin bakteri sensörleri. Ve bu bağlamda bakterilerin üzerinde de buna benzeyen proteinler olduğunu düşünebiliriz. Yani tam olarak buna benzemiyor da olabilirler ama anlamanız için ben bunları eşleşebilecek Y ve üçgenler olarak çiziyorum. Bu ikisi birleştiğinde de şöyle görünecek. Şuraya da birleşmiş hallerini çizeyim. Bu bakteri ya da patojen, virüs ya da diğer patojenler için de benzer bir mantıkla düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet, dediğimiz gibi burada gördüğünüz bakteri ya da patojen ama virüs olsaydı da diğer patojenler olduğunda da benzer bir mantıkla düşünebiliriz. Hatta önümüzdeki videolarda bunların farklı moleküller tarafından etiketlenebileceklerini ve bu sayede fagositlerin de bunlara daha çok saldırmak isteyeceklerini de öğreneceğiz. Demin birleşmiş hallerini çizmeye çalışmıştım. Bunlar birleştiklerinde bu işgalci patojen yani bakteri ve şimdi de birleştiler. Fagositin reseptörü tetiklendiğinde fagosit bu patojeni yutmaya başlayacak. Aynen bu şekilde. Ve bu iki uç bir süre sonra birleşecek. Bunu da farklı bir renkle çizebilirim. Peki bu iki uç birleştiğinde ne olacak? Evet. Uçlar birleştiğinde sizin de tahmin edeceğiniz gibi bakteri tamamen yutulmuş olacak. Yani bu şekilde fagositin içine girmiş olacak. Bu iki uç bir araya gelip zarlar da birleştiğinde ayrı bir baloncuk ya da vezikül içinde kalmış olacak. Bu olaya fagositoz adı verilir. Ve fagositoz söz konusu olan bir virüs ya da yabancı bir protein olduğunda da aynı şekilde gerçekleşir.
Fagositozun zaman zaman ortadan temizlenmesi gereken ve ölmekte olan moleküller için de kullanıldığını ekleyelim. Ama konumuz şu an bağışıklık sistemi, öyle değil mi? Evet. Buradaki zar da birleşecek ve bunu bu şekilde çevreleyecek. Burada reseptörler de var tabii. Ya da belki çoktan ortadan kaybolmuşlardır. Ama bunun burası olduğunu anlamanız için tekrar ediyorum. Fagosit tarafından yutulan bu cisme artık fagozom adı verilir. Fagozom, vücudun kurtulmak istediği patojeni içinde bulunduran vezikülden başka bir şey değildir. Ve bu fagozomu sindirebilecek diğer sıvı ya da veziküller de, mesela bunun da oksijenin reaktif türlerini içeren lizozimler barındıran bir vezikül olduğunu düşünelim arkadaşlar. Bu arada hangi biyolojik bileşenlerle karşılaşırsa karşılaşsın, ona da aynı muameleyi yapacağını, yani zarar vereceğini bilmelisiniz. Patojen yutulduğunda, yani tamamen hücrenin içine girdiğinde bu vezikül buraya gelir. İçindekileri fagozomun içine boşaltır ve ayrıştırmaya başlar. Bundan sindirim olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi fagosit bu patojeni ortadan kaldırdı. Fagositin ikinci rolü, şu an biraz spoiler veriyorum. Bununla ilgili daha ayrıntılı videolar hazırlayacağız. Fagosit bunu sindirdi ve patojen yapı taşlarına ayrıldı. Buraya da bu yapı taşlarını, yani protein ve diğer molekülleri çiziyorum. Fagosit bu moleküllerin bir kısmını alır, bunları ayrıştırır. Bu arada proteinlerin bir amino asit dizisi olduğunu da biliyoruz. Evet, protein dediğimizde aklımıza upuzun amino asit zincirleri gelmeli arkadaşlar. Kısa amino asit dizileri ya da çok defa bölünmüş protein dendiğinde ise söz konusu olanın bir peptit zinciri olduğunu düşünebilirsiniz. Peptit zinciri daha kısa bir amino asit dizisidir. Evet, fagosit buradaki peptit zincirlerinden bazılarını alır, farklı proteinlere ekler. Şöyle göstereyim, örneğin bakteriden geriye kalan bu kısmı alır, majör histokompatibilite kompleksi adı verilen bir proteini ekler. Söz konusu olan fagositlerse bunun majör histokompatibilite kompleksi 2 olduğunu da hemen ekleyelim. Yani bu histokompatibilite kompleksi 2. Çok uzun bir terim ama bu şekilde adlandırılmış. Ben bunda yapacak bir şey bulamıyorum. Sadece telaffuz etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bu derslerimizdeki terimlerin birçoğu biraz söylemesi zor terimler oluyor. Hatta ben bile çoğu zaman telaffuz edemiyorum. Evet, dönelim konumuza. Bu her ne kadar garip bir kelime gibi görünse de bundan sonra da kendisiyle sık sık karşılaşacağız. Evet, hemen not ediyorum. Majör histokompatibilite kompleksi. Kısaca MHC de diyebiliriz. Bu protein işgalci bakteriden geriye kalan peptit zincirine bağlanır ve fagosit bunu hücre zarına götürür. Evet, MHC, hatta bu durumda bunun MHC2 olacağını da söylemiştik. Birinci tip MHC'den önümüzdeki videolarda bahsedeceğiz. Fagosit bu kompleksi alacak ve hücre zarına götürecek. Daha doğrusu, işgalci bakteriden geriye kalan peptit zinciriyle birleşmiş kompleksi hücre zarına götürecek. Bu noktada neden bu kadar zahmete girdiğimizi, yani fagositin patojeni yuttuğunu ve öldürdüğünü öğrendikten sonra tüm bunlara ne gerek olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yani eğer bu peptitlerle neden uğraşıyoruz ki diye soruyorsanız, bu bağışıklık sistemimiz için çok önemli bir noktadır da ondan. Bağışıklık sistemimizin farklı özelliklerinden de bahsedeceğiz. Yani şu ana kadar bahsettiklerimin hepsi doğuştan gelen bağışıklık sistemiyle alakalıydı arkadaşlar. Bu fagosit bunun bir işgalci olduğuna karar verdi. Ne tip bir işgalci olduğunu bilmiyor ama önemli değil. Benim görevim işgalciyi ortadan kaldırmak diyor, bu yabancı işgalciyi yutuyor ve öldürüyor. Yani fagosit vücut için kötü olduğunu bildiği bir patojenle karşılaştı, onu öldürdü ama şu an hücre zarında olan ve bu patojene ait bir parça içeren, daha da önemlisi onun ne olduğunu hatırlayan bu kısım da fagosite, bu bakteriyi öldürdün harika, bakalım ben de bana getirdiğim bu örnekle bazı şeyleri tetikleyebilecek miyim bir bakayım der. Fagositlere antijen sunucu hücreler denmesinin sebebi de budur. Not ediyorum, antijen sunucu hücreler. Antijenin ne olduğuyla alakalı daha fazla detay vereceğiz ama antijenin aslında bağışıklık sisteminin bir parçası olan bir protein ya da bir peptit zinciri olduğunu düşünebilirsiniz. Ve bu bağışıklık sistemi özgül bağışıklık sistemidir. Şu anda çok fazla bir anlamı olmasa da
Antijen ve antikorları gördüğümüzde bunun ne olduğunu ve ne işe yaradığını da daha iyi bir biçimde anlayacaksınız. Şimdilik antijenin bir protein ya da peptit zinciri olduğunu bilmeniz yeterli. Ve bu fagosit zarında daha sonradan kullanılmak üzere bir antijen sunuyor. Anlaştık mı? Evet. Bu arada fagositlerin farklı çeşitleri olduğundan da bahsedelim. Gördüğünüzde kafanızın karışmaması için hemen bunların da üzerinden geçelim hızlıca. Nötrofiller en sık karşılaşılan fagositlerdir. Çok hızlı ve sayıca da fazla bir şekilde enfeksiyonun olduğu yere giderler. Fagositlerin patojenleri yuttuklarını ve öldürdüklerini gördük. Ama önümüzdeki videolarda patojenleri farklı kimyasallar ya da DNA ağları ile kapana kıstırıldıklarında ne yaptıklarından da bahsedeceğiz. Her neyse, nötrofiller hızlı ve çokturlar. Makrofajlar, bunlar en uyumlu hücrelerdir ve çoğu zaman en ağır işleri yaparlar ama özlerinde bunlar da fagosittir. Son olarak bir de dendritik hücreler var. Dendritik kelimesini ilk gördüğünüzde aklınıza sinir sisteminde dendritler gelmiş olabilir ama bunların sinir sistemiyle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Bunu da not ediyorum. Sinir sistemiyle alakası yok. Dendritik adını almalarının nedeni dendrite benzeyen parçaları varmış gibi görünmeleridir. Evet, buna benzeyen bir görüntüleri var yani. Bir nevi nörona benzerler ama sinir sistemiyle hiçbir alakaları yoktur. Bu hücreler özgül bağışıklığı en iyi tetikleyen hücrelerdir.